Çözeltilerin sınıflandırılması diyoruz. İlk etapta çözünenin miktarına göre, dikkat edelim, çözünen maddenin miktarına göre sınıflandırabiliriz. Bunları da delişik çözelti ve seyreltik çözelti şeklinde grupluyoruz. Yine çözünenin çözünürlüğüne göre sınıflandırabiliriz. Bu da doymuş çözelti, doymamış ve aşırı doymuş çözelti şeklinde sınıflandırılır. Elektrik iletkenliklerine göre çözeltiler ise elektrolit çözelti ve elektrolit olmayan çözeltiler şeklindedir. O halde çözeltileri sınıflandırırken çözünenin miktarına göre, çözünenin çözünürlüğüne göre veya elektrik iletkenliğine göre sınıflandırıyoruz. Çözünenin miktarına göre delişik ve seyreltik şeklinde iki grup halinde sınıflandırılır. Çözünenin çözünürlüğüne göre doymuş çözelti, doymamış ve aşırı doymuş şeklinde gruplanır. Elektrik iletkenliklerine göre ise elektrolit çözelti ve elektrolit olmayan çözelti şeklinde sınıflandırıyoruz. Birinci olarak çözünenin miktarına göre çözeltiler diyoruz. Miktarına göre, neyin miktarına göre? Çözünen maddenin miktarına göre. O halde ilk etapta delişik çözelti. Delişik çözelti aynı miktar çözücünün içerisinde arkadaşlar. Çözünen oranı daha fazla olan çözeltiye biz ne diyeceğiz? Delişik çözelti diyoruz. Örneğin burada görüldüğü üzere birinci, ikinci ve üçüncü kabımız var. Bu iki kabın içerisine tanımda da dikkat edersek diyoruz ki aynı miktar çözücü diyoruz. O halde çözücümüzün miktarlarına bakalım. Birinci de 100 mililitre su, ikinci de 100 mililitre, üçüncü de 100 mililitre. Yani çözücü miktarlarımız nedir? Aynıdır. Buraya kadar tamam. Daha sonra çözünen oranına bakacağız. Birinci de 100 mililitre suyun içerisinde 10 gram tuz varken, ikinci de 100 mililitre suyun içerisinde 30 gram tuz vardır. Üçüncüde ise 100 mililitre suyun içerisinde 40 gram tuz vardır. O halde aynı çözücüde miktara fazla olan delişik olacaktır. Yani 40 gram ile 3. kabımız daha fazla olduğu için delişik olacaktır. Yukarıdaki kaplarda bulunan çözeltiler incelendiğinde 1. kapta 100 mililitre suyun içerisinde 10 gram tuz, 2. kapta 100 mililitre suyun içerisinde 30 gram tuz, 3. kapta 100 mililitre suyun içerisinde 40 gram tuz bulunmaktadır. Görüldüğü üzere birinci kaptaki çözelti en seyreltik çözeltidir. Çünkü çözünen miktarı en az. Peki en delişik olan hangisidir? Çözünen miktarı en fazla olan 3. kap olduğu için en delişik çözeltimiz de 3. kabımız olacaktır. O halde sıralamamız ne olacaktır? 3. kabımız delişiktir. Daha sonra 2. ve daha sonra 1. şeklinde. Yani en delişiğimiz 3, en seyreltimiz ise 1 numara olacaktır. Peki delişik çözeltiyi seyreltmek için ne yapabiliriz? Bunun için arkadaşlar çözeltinin içerisine çözücü ilave edersek delişik çözelti biraz daha seyrelecektir. Yine arkadaşlar çözeltilerde çözünen beri çözelti oranı büyüdükçe bu oran arttıkça çözelti ne olacaktır? Delişik hale gelecektir. Bunun büyümesi demek nedir arkadaşlar? Çözünen miktarını arttırmak demektir. Dolayısıyla arkadaşlar çözeltilerde çözünen bölü çözelti oranı arttıkça çözeltimiz delişik hale gelecektir. Daha sonra geliyoruz seyreltik çözeltileri. Seyreltik çözeltilerde aynı miktar çözücüde çözünen madde miktarı az olan çözeltilere biz seyreltik çözeltiler diyoruz. Yukarıda da zaten bunu gösterdik. Çözücümüzün miktarları aynı olacak ve bu çözücü aynı miktar çözücünün içerisinde çözünen madde miktarı en az olan seyreltik olacaktır. Mesela bunda x çözünsün. Bunda 2x, bunda atıyorum 5x çözünsün. Aynı miktarda. Mesela bu 100, 100, 100 olsun. Çözücü miktarımız 100. Dolayısıyla en az olan hangisi olacaktır? X. Yani dolayısıyla seyreltik olanımız da bu olacaktır. Peki seyreltik çözeltiyi delişik yapmak için ne yapabiliriz? Çözeltiye çözünen ilave edersek seyreltik çözelti ne olacaktır? Delişik olacaktır. Yine burada dikkat etmemiz gereken doymamış çözelti olacaktır bu. Yine arkadaşlar çözücüyü buharlaştırırsak yine doymamış bir çözelti olacak. Dolayısıyla seyreltik çözeltimiz delişik hale gelmiş olacaktır. O halde tekrarlayacak olursak bu kısmı çözeltileri sınıflandırırken çözünen maddenin miktarına göre delişik ve seyreltik olarak sınıflandırdık. Yine çözünenin çözünürlüğüne göre doymuş, doymamış ve aşırı doymuş şeklinde
Elektrik iletkenliğine göre elektrolit çözelti ve elektrolit olmayan çözelti şeklinde gruplandırdık. Çözünenin miktarına göre sınıflandırdık. Bu da derişik ve seyreltik olarak iki gruptadır. Derişik çözeltide aynı miktarda ne olacaktır? Çözücümüz olacaktır. Aynı miktarda bu çözücünün içerisinde çözünen madde miktarı fazla olana biz derişik, az olanı ise seyreltik diyeceğiz. Burada da örneğimizi gösterdik. 3 tane kabımız var. Her üçünde de çözücü miktarımız aynı. Hepsinde de 100 ml su vardır. Ancak birincide 100 ml suyun içerisinde 10 gram, ikincide 100 ml suyun içerisinde 30 gram, üçüncüde ise 100 ml suyun içerisinde 40 gram tuz vardır. Dolayısıyla en az olan seyreltiktir. Yani birinci en seyreltik olacaktır. Üçüncüsü de en fazla olduğu için bu da derişik halde bulunacaktır. Yukarıdaki kaplarda bulunan çözeltiler incelendiğinde birincide 100 ml suyun içerisinde 10 gram tuz, ikincide 100 ml suyun içerisinde 30 gram tuz, üçüncü kapta ise 100 ml suyun içerisinde 40 gram tuz bulunmaktadır. Dolayısıyla birinci kaptaki çözeltimiz en seyreltik, üçüncü kaptaki seyreltimiz de en derişik çözelti olacaktır. Sığınmamız ise üçüncü kabın daha derişik ikinci kaptakinden, ikinci kapta birinci kaptakinden daha derişik halde bulunmaktadır. Derişik bir çözeltiyi seyreltik yapmak için arkadaşlar çözücü ilave edebiliriz. Dolayısıyla çözücü ilave ettiğimiz zaman bu derişik çözeltimiz daha seyreltik olacaktır. Arkadaşlar çözeltilerde çözünen bölü çözelti oranına bakıyoruz. Bu oran eğer büyür ise yani bu oran artarsa çözeltimiz derişik hale gelecektir. Seyreltik çözelti ise aynı miktar çözücünün içerisinde çözünen madde miktarı az olan çözeltilere biz seyreltik çözeltiler diyoruz. Peki seyreltik bir çözeltiyi derişik yapmak için ne yapabiliriz? Çözeltinin içerisine çözünen ilave edebiliriz. Yine doymamış çözelti olmalıdır bu çözeltimiz. Yine doymamış bir çözeltiyi ne yapabiliriz? Çözeltiden suyu veya çözücüyü buharlaştırdığımız zaman seyreltik çözelti daha derişik hale gelecektir. Bu iki kavram yani arkadaşlar derişik ve seyreltik çözelti aynı madde ile hazırlanmış iki ayrı çözeltinin karşılaştırılması için kullanılır yani. Mesela atıyorum tuzlu su. Karşılaştırdığım tüm çözeltiler ne olacak? Tuzlu su. Yani birinci kabım, ikinci kabım, üçüncü kabım, atıyorum dördüncü kabım olsun. Bunların hepsi tuzlu su olmak zorundadır. Bu şekilde karşılaştırma yapabilirim. Dolayısıyla derişik ve seyreltikle karşılaştırma yapmam için aynı madde ile hazırlanmış çözeltiler olmalıdır. İkinci olarak çözünenin çözünürlüğüne göre çözeltiler diyoruz. Bunlar doymuş, doymamış, aşırı doymuş çözeltilerdi. Doymuş çözeltiler ise arkadaşlar belirli bir sıcaklık ve basınçta. Yani sıcaklığımız belli, basıncımız da belli. Dolayısıyla belli sıcaklık ve basınç altında çözücüsünün çözebileceği maksimum miktarda maddeyi çözmüş olan maddelere biz doymuş çözelti diyoruz. Yani bir çözeltide bulunan çözücü çözebileceği maksimum miktarda maddeyi çözmüş ise bu çözeltiye biz doymuş çözelti diyoruz. Belirli sıcaklık ve basınçta birim hacim çözücüde maksimum madde miktarını çözülmesiyle oluşan çözeltileri biz yine doymuş çözelti diyoruz. Belirli bir sıcaklık ve basınçta birim hacim çözücüde maksimum madde miktarını çözmesiyle oluşan çözeltilere doymuş çözelti diyoruz. Örneğin doymuş sodyum klor çözeltisi yine katısıyla dengede olan sodyum oksit çözeltisini görüyoruz burada. Bunlar şu nedir mesela burada doymuş çözeltisi. Sıcaklığımız bellidir arkadaşlar. Basıncımız da bellidir. Dolayısıyla doymuş çözelti için ne diyeceğiz? Bunların belli bir sıcaklığı ve basıncı var. Bu çözücü çözebileceği yani bu sıcaklık ve basınçta çözebileceği maksimum miktardaki maddeyi çözmüş ise bu çözeltimiz doymuş olacaktır. Peki doymamış çözelti nedir? Yine belirli bir sıcaklık ve basınçta çözücüsünün çözebileceği maksimum madde miktarından daha azını çözmüş ise bu tarz çözeltilere de doymamış çözelti diyoruz. Yani biz bu doymamış çözeltinin içerisine bir miktardan madde eklediğimiz zaman yine ne yapabiliyor? Çözebiliyor. Yani çözebileceğinden daha az madde miktarını çözmüştür. Dolayısıyla bu tarz çözeltilerde doymamış çözelti diyoruz.
Doymamış çözeltiyi doymuş hale getirmek için ne yapabiliriz arkadaşlar? Sabit sıcaklıkta bu içerisine yani çözeltinin içerisine çözünen ilave ederek veya çözücüyü buharlaştırarak bu doymamış çözeltiyi doymuş hale getirebiliriz. O halde doymamış çözeltiyi doymuş hale getirebilmek için çözünen ilave edebiliriz veya çözücü maddeyi buharlaştırabiliriz. Ve böylelikle de ayrıca çözünürlüğünü azaltabiliriz arkadaşlar. Doymamış çözelti belirli sıcaklık ve basınçta birim hacim çözücüde çözebileceğinden daha az madde çözmüş olan çözeltilerdir. Çözelti bu sıcaklık ve basınçta ne yapabilir? Daha fazla maddeyi çözebilir. O halde burayı tekrarlayacak olursak arkadaşlar doymamış çözelti belli bir sıcaklık ve basınçta çözücüsünün çözebileceği maksimum madde miktarından daha azını çözmüş olan çözeltidir. Doymamış çözeltiyi doymuş hale getirmek için sabit sıcaklıkta çözünen ilave edebiliriz. Çözücüyü buharlaştırabiliriz veya çözünürlüğünü azaltabiliriz arkadaşlar. Doymamış çözelti belli sıcaklık ve basınçta birim hacim çözücüde çözebileceğinden daha az madde miktarını çözmüş olan çözeltilerdir. Çözelti bu sıcaklık ve basınçta daha fazla madde miktarını çözebilir. Peki aşırı doymuş çözelti ne demektir? Aşırı doymuş çözelti de çözebileceği kadar maddeyi çözmüş olan çözeltilerin sıcaklığını arttırdığımız zaman dikkat edelim. Yani çözeltimiz çözebileceği kadar maddeyi çözmüş. Ancak biz bu çözeltinin sıcaklığını arttırıyoruz. Dolayısıyla aynı maddeden bir miktar daha çözünebilir hale getiriyoruz bu çözeltiyi. Yani çözebileceği kadar maddeyi çözmüş bir çözeltimiz var. Bu çözeltiyi ısıtıyoruz, sıcaklığını arttırıyoruz. Dolayısıyla bu çözelti artık bir miktar daha madde çözebilir hale geliyor. İşte bu çözeltinin sıcaklığını arttırdıktan sonra bu çözeltinin sıcaklığı çözünürlüğün daha az olduğu bir sıcaklığa getirildiğinde de çözünen madde ne yapıyor? Çökmüyorsa bu çözelti aşırı doymuş bir çözelti olacaktır. Yani biz ne yaptık? İlk etapta çözebileceği kadar maddeyi çözmüş bir çözeltiyi ısıttık, sıcaklığını arttırdık. Daha sonra aynı madde miktarından bir miktar daha içerisinde çözdürdük. Daha sonra bu çözeltinin sıcaklığını çözünürlüğün daha az olduğu bir sıcaklığa düşürüyoruz. Ve çözünen madde çökmüyorsa bu çözeltiye biz ne diyeceğiz? Aşırı doymuş çözelti diyeceğiz. Aşırı doymuş çözeltiler arkadaşlar kararsızdırlar. Bunlar küçük bir etkiyle fazlalık olan kısmı çöker ve çözelti bu böylelikle de doymuş hale gelir. O halde aşırı doymuş çözeltiler kararsızdır. Küçük bir etkiyle fazlalık kısmı çökecektir ve böylelikle de çözelti doymuş hale gelecektir. Peki endotermik çözülmede belirli bir sıcaklıkta hazırlanan doygun çözelti soğutulduğunda bir miktar katı çöker arkadaşlar. Endotermik çözülme nedir arkadaşlar? Endo demek ısı alan demektir. Yani ısı alan bir çözeltiyi düşündüğümüz zaman belli bir sıcaklıkta hazırlanan doygun çözeltiyi eğer biz soğutursak bir miktar katı ne yapacaktır? Çökecektir. Ancak bazen çökme olmaz. Çözelti de çözünen madde miktarı olması gerekenden fazla olacaktır. Ve böylelikle de aşırı doymuş çözeltiler meydana gelecektir. Dolayısıyla çözünürlük sıcaklık grafiğine baktığımız zaman şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Şöyle grafiğin üst kısmında kalan bölge aşırı doymuş. Grafiğin tam üstünde kalan doymuş olacaktır. Grafiğin altında kalan bölge de doymamış olacaktır. Geliyoruz elektrik iletkenliğine göre çözeltiler. Bunlar elektrolit çözelti ve elektrolit olmayan çözeltiler şeklinde gruplanır. Elektrik akımını ileten çözeltilere biz elektrolit çözelti diyoruz. Bir çözeltinin elektrolit olması için çözücüsünün içerisinde ne olmalıdır? Kendini oluşturan iyonlarına ayrışabiliyor olması gerekir. O halde bir çözeltinin elektrolit olması için çözücünün içerisinde kendini oluşturan iyonlarına ayrışabiliyor olması gerekiyor. Arkadaşlar asit, baz ve bazı gazların su ile oluşturdukları çözeltiler iyonlarına ayrıştığı için bu çözeltiler elektrolit çözeltilerdir. Buraya bakacak olursak hidroklorik asit H artı ve klor eksi iyonlarına NaOH, Na artı OH'a, sodyum klorür, sodyum ve klor iyonlarına ayrışıyor.
Dikkat edersek bunlar sulu çözeltilere iyon verdiklerinden dolayı elektriği ileteceklerdir. Yani elektrolit çözelti olacaktır. Elektriksel iletkenlik iyon derişimi ile doğru orantılıdır. Yani iyonun derişimi arttıkça iletkenlik artar. İyon derişim azaldıkça iletkenlik azalacaktır. Yine arkadaşlar elektriksel iletkenlik sıcaklık ile doğru orantılıdır. Sıcaklık arttıkça iletkenlik artacaktır. Sıcaklık azaldıkça iletkenlik azalacaktır. O halde bu kısmı tekrarlayacak olursak arkadaşlar, aşırı doymuş çözeltiler için dedik ki çözebileceği kadar maddeyi çözmüş çözeltilerin sıcaklığını arttırdığımız zaman aynı maddeden bir miktar daha çözebiliyor hale geliyor. Daha sonra çözdükten sonra bu çözeltinin sıcaklığını çözünürlüğünün daha az olduğu bir sıcaklığa getirdiğimiz zaman çözünen maddeden herhangi bir çökme yaşanmıyorsa bu tür çözeltilere biz aşırı doymuş çözelti diyoruz. Aşırı doymuş çözeltiler kararsızdırlar. Bunlar küçük bir etkiyle fazlalık olan kısmı çöker. Dolayısıyla çözelti böylelikle de doymuş hale gelecektir. Endotermik çözülmede belli bir sıcaklıkta hazırlanan doygun çözeltiyi biz soğutursak bir miktar daha katı çökecektir. Bir miktar katı çökecek. Dolayısıyla ancak bazı durumlarda çökme olmaz. Çözeltide çözünen madde miktarı olması gerekenden fazlaysa bu tarz çözeltileri biz aşırı doymuş çözelti diyoruz. Burada çözünürlük sıcaklık grafiğini verdik. Bir grafiğimiz var. Bu grafiğin şu bölgesinde aşırı doymuş, tam üstünde doymuş, alt kısmında ise doymamış çözelti oluşacaktır. Elektrik iletkenliğine göre çözeltileri sınıflandırdığımız zaman bunu elektrolit ve elektrolit olmayan çözeltiler şeklinde sınıflandırdık. Elektrolit çözeltiler elektrik akımını ileten çözeltilerdir. Bu çözeltilerin elektrolit olması için çözücüsünün içerisinde kendini oluşturan iyonlarına ayrışabiliyor olması gerekmektedir arkadaşlar. Örneğin asit, baz ve bazı gazların su ile oluşturdukları çözeltiler bunlar iyonlarına ayrıştığı için elektrik akımını iletmektedirler. Burada hidroklorik asit, sodyum hidroksit ve sodyum klorür verdik. Hidroklorik asit H artı ve klor eksi iyonlarına, sodyum hidroksit Na artı ve OH eksi iyonlarına, sodyum klorür Na artı ve klor eksi iyonlarına ayrışabiliyor ve sulu çözeltilerine iyon verdikleri için bunlar elektrik akımını iletiyorlar. Dolayısıyla bunlar elektrolit çözeltiler olacaktır. Elektriksel iletkenlik arkadaşlar iyon derişimi ve sıcaklık ile doğru orantılıdır. Çözeltilerde iyon derişimi arttıkça iletkenlik artacaktır. İyon derişimi azaldıkça iletkenlik azalacaktır. Elektriksel iletkenlik sıcaklıkla doğru orantılıdır. Yani sıcaklık arttıkça iletkenlik artacaktır. Sıcaklık azaldıkça iletkenlik azalacaktır. Elektrolit olmayan çözeltiler ise elektrik akımını iletmediği kabul edilen yani çözücüsünün içerisinde yani çözüneni iyonlarına ayrışmayan çözeltilere biz elektrolit olmayan çözelti diyoruz. Elektrik akımını iletmediği kabul edilen çözeltilerdir. Yani çözücünün içerisinde çözünenin iyonlarına ayrışmadığı çözeltilere biz elektrolit olmayan çözeltiler diyoruz. Bunlar suda çözüldüğünde sulu ortama iyon vermeyip moleküler halde dağılan maddelerin çözeltileridir arkadaşlar. Bunlar ortama iyon vermiyor. Moleküler halde dağılma meydana getiriyor. Böyle çözeltilere elektrolit olmayan çözeltiler denilmektedir. Örneğin arkadaşlar şeker ve alkol gösterilebilir. Bu maddeler yani şeker ve alkol gibi bazı maddeler suda moleküler halde çözünürler. İyonlaşmazlar arkadaşlar. İyon vermezler. Dolayısıyla bunlar elektrik akımını iletmezler. Görüldüğü üzere şekere bakacak olursak şeker moleküler halde suyun içerisinde çözünür. Yine alkol moleküler halde, oksijen gazı yine moleküler halde çözünürler. Dolayısıyla bunlar elektrik akımını iletmezler. Yani elektrolit olmayan çözeltilerdir. Elektrolit olmayan çözeltiler elektrik akımını iletmediği kabul edilen çözeltilerdir. Yani çözücünün içerisinde çözünenin iyonlarına ayrışmadığı çözeltilere biz elektrolit olmayan çözeltiler diyoruz. Bunlar suda çözüldüğünde sulu ortama iyon vermezler. Moleküler halde dağılırlar. Bu tarz çözeltiler elektrik akımını iletmez. Böyle çözeltiler elektrolit olmayan çözeltiler olacaktır. Örneğin arkadaşlar şeker ve alkol bunlar suya atıldığı zaman
Suda moleküler halde çözünürler. Dolayısıyla iyonlaşmazlar, iyon vermezler. Dolayısıyla elektrik akımını iletmezler. Burada da zaten görüyoruz. Şeker moleküler halde, alkol moleküler halde, oksijen yine moleküler halde dağılıyor. Dolayısıyla bunlar elektrik akımını iletmezler. Yani elektrolit değildir.